Herkese merhaba. Pazartesi günü oluşan tüm kripto paralardaki yoğun satıştan sonra şu ara en çok gelen soru, bu fiyatlardan kripto paraya girilir mi? Ya da şu fiyattan, bu fiyattan şu kripto para alınır mı tarzında sorular geliyor doğal olarak. Birincisi, şunu belirtmekte yarar var. Şimdi bu tür bir satış dalgasından sonra genellikle mutlaka bir arada fiyatın düşük olduğunu düşünüp alım yapan kişiler olacaktır. Şurada bunun bir örneğini görüyoruz BTC kısmında. Aslında tüm paralara baktığınızda bunun benzer örneklerini görürsünüz. ADA'ya bakalım. Bir yandan da Ethereum'u açayım. Burada da gördüğünüz gibi işte belirli bir düşüş olduktan sonrasında bu paranın daha düşmesini beklemeyen kişiler alım yapıyorlar. Tabii bu durum tamamen bir özellikle belirli bir noktadan sonra sosyal medyada da fazlaca yayılan bilgilerle birlikte hani 2018 krizine benzer bir kriz olup olmayacağı kaygısı ile ve farklı nedenlerle insanlar panik satışa geçiyor. Farklı nedenler neler? Şunları çok iyi biliyorum. İşte ay sonunda ödemesi gereken kirasını buraya yatırıp daha çok para kazanmayı düşünenden tutun da krediyle kripto para borsasına girip o kredi ödemeleri yaklaştığı için onun kaygısını yaşayan insanlar. Bunun gibi harçlığını vesaireyi buraya yatırıp daha sonra daha da fazla para kaybetmekten korkan insanlar birbirini tetikleyerek satış dalgasını büyütüyor. Ama 3 yıl öncesine göre farklı olan ne derseniz, 3 yıl öncesine göre daha fazla insan, daha fazla şirket, daha fazla yatırım fonu bunun içerisine girmiş durumda. Bir de insanların burada daha önce yaşadıkları bu düşüşlerden sonra yeniden yükseliyor algısı, açıkçası bende eskisi gibi bir düşüş olacağı fikrini uyandırmıyor. Ama bilemeyiz. Kendi riskinizi ölçerek her zaman girin. Ve şunu söylüyorum. Özellikle kaybettiğinizde sizi üzmeyecek ya da koyduğunuz zaman uzun vadeli bekleyebileceğiniz bir önceki döngüyü düşünürseniz 2018'de bir kriz yaşanmıştı. 2020'nin sonuna kadar yani yaklaşık 3 yıllık bir dönemde eski haline gelememişti. Şimdi bu fiyatlardan alınır mı? Aslına bakarsanız her fiyattan alınabilir. Ama önemli olan şu, parayı yani kripto parayı hangi kripto parayı alacaksınız onu seçmeniz gerekiyor. Ve bunlar için hani dalgalara rüzgarlara kapılmamak adına bunlar için bir hedef fiyat koyun. Örnek veriyorum, ben Ethereum'u alırım. Kaçtan alırım? 2000 dolardan da alabilirim. 1500-1600 dolardan da alabilirim. Ama bir hedefim olmalı. Şu fiyata kadar bekleyeceğim. Bu fiyata kadar gelene kadar satmayacağım tarzında bir hedefiniz olmalı. Bu hedefi koymazsanız o zaman şuradaki gibi anlık bir dalgalanmayla etkilenirsiniz. Psikoloji işliyor burada çünkü. Daha da çok yani bir bakıyorsunuz ki çok yüksek para kazandınız birdenbire yarıya düşmüş. Daha da kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz ve satışa geçiyorsunuz. Bu tür satışlar da aslında size şuradan satanlar için söylüyorum. Buradan sattıysanız işte bakın yükseldi bir gün bile geçmeden yeniden yükseldi. O yüzden böyle günlük ekrana bakıp büyük oyuncuymuş gibi günlük ekrana bakıp sürekli işlem yapan insanlar daha çok kaybeden insanlar. Benim önerim şu, hedef fiyat koyun. O hedef fiyata gelene kadar da hareket etmeyin. Bir de bu tür durumlarda, çünkü bu düşüş dalgası devam edip etmeyecek mi bilemiyoruz. Bu tür durumlarda da koyacağınız paranın hepsiyle alış yapmayın. Yani atıyorum 10 bin dolar gibi bir para koyacaksanız içeriye, 10 bin doların hepsini bugün burası çok düşmüş hemen buradan alayım hepsini diye düşünmeyin. Onun yerine paçal alım dediğimiz bir alıma gidin. Örneğin 10 bin hani hepsini Ethereum'a girecekseniz ki ben hepsinin tek bir paraya girilmesini doğru bulmuyorum.
Diyelim ki hepsini Ethereum'a gireceksiniz. O zaman 10 bin doların işte %10'luk kısmını ya da %20'lik kısmını bu fiyatlardan alın. Sonra biraz bekleyin. Ne olduğunu bir gözlemleyin. Fiyat aşağıya düşerse yeniden alın. Yukarı çıkarsa biraz bekleyebilirsiniz ne olacağını gözlemlemek için. Başka paralardan alabilirsiniz bu arada. Yani buradaki benzer paralara baktığınızda aslında çok çok düşmüş olan paralar da var. O paralara güveniyorsanız, o projeler iyi projelerse, tabii en büyük sıkıntı aslında bu. Birbirine benzeyen, çoğu da boş olan çok fazla proje var. Doğru projeyi seçmek burada kritik önem taşıyor. Onlardan da alarak belirli bir miktar gelmesini sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, ben mesela hani normalde çok para şeyi burada söylemiyorum ama bu projeye güveniyorum, TVT'ye. Farklı nedenlerle güveniyorum. Şuralardaki düşüşlerin hiçbiri benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü benim bunun için bir fiyat hedefim var. Aslında buradaki çoğu para için fiyat hedefim var. Yani TVT'nin 0,50'ye düşmesi bile, şuralarda olması bile hiç umurumda değil. Çünkü uzun vadeli düşünüyorum. Yani bu para için ben 3 yılda bekleyebilirim, 5 yılda bekleyebilirim. Buradaki belirli paralar için de öyle. Bir de günlük takip edip yani alım satım yaptığım şeyler de var ama o sürekli ekran başında olduğum için benim yapabildiğim bir şey. Bir de tarihi değerlerinden çok çok düşük olan paralar var. Örneğin Komodo. Bu para inanılmaz düşük bana göre. Yani şuraya bakacak olursanız, sözde para şeyi vermiyordum ama mecburen buna da girmek zorunda kalıyorsunuz. Hatta buna girmeyince insanlar sizi şey soruyor, hepsini kendine saklıyor falan gibi düşünüyor ama riskli olduğu için çok fazla belirtmiyorum. Şimdi Komodo'nun tarihi fiyatı 10 dolarlar düzeyinde. Bu para kötü bir para mı? Hayır. Bir kere mineable bir para. Yani daha çok insana yayılan bir para. Farklı marketlerde var mı? Bir ona bakalım. Önemli şeylerden birisi buydu. Bir sürü markette var. Bir sürü para çiftiyle işlem görüyor. Görüyorsunuz. Önemli büyük olan Binance, Huobi, HitBTC gibi önemli büyük marketlerde var. Peki şimdi bu para alınır mı? Bu parayı ben örneğin belirli fiyatlara düştükçe alırım. Niye alırım? Çünkü tekrar ediyorum, 3 yıl bekleme şansım var bunu. Yani buradan 1.30'dan alıp 2.5, 3, 4, 5 dolara çıktığında inanılmaz kar etmiş olacağım. Bunun 1 yılda gerçekleşmesiyle 5 yılda gerçekleşmesi arasında benim için çok fark yok. Çünkü dolar bazında işlem yapıyorum ve dolar olarak baktığımda ben bunu şu anda en yüksek faiz veren yere koysam bile, bir yatırım aracına koysam bile 1 yılda %5'ten fazla dolar bazında kazanma şansım yok. O yüzden bunu alıp uzun süre bekleyebilirim. Bu projeye de güveniyorum örneğin. Ama şu projeye güvenmiyorum. Elon Musk'ın pohpohladığı bir proje. Mesela bunu burada olması yanlış anlamayın. Ne oluyor ne bitiyor diye izliyorum. Şunu da ne oluyor ne bitiyor diye izliyorum. Çünkü bunda bir başka bir şey bekliyorum. Bir atak bekliyorum. Ataktan kastım fiyat atağı değil, başka bir atak bu. Onu o yüzden burada tutuyorum. Çünkü madencilikle ilgili önemli bir araç bu. Ethereum'dan sonra şu anda karlılığı en yüksek madencilik yapılan paralardan birisi bu. O nedenle burada duruyor. Özetle durum bu. O yüzden bu fiyatlardan alınır mı? Uzun vadeli tutabilecekseniz ve hepsini bir paraya yatırmayasanız, belirli aralıklarla alırsanız ve heyecanlı olup bir an düşmelerden etkilenmeyip satmazsanız alınabilir. Ama tekrar ediyorum, bu bir kripto para borsası son derece riskli. Yani bunu aldığınızda arkasında bir şey yok. Yani bu proje çökerse, şu proje çökerse, bu proje çökerse yarın öbürsü gün
Hakkınızı arayabileceğiniz bir merci yok burada. Onu dikkate alarak yatırımlarınızı yapın. Bunun dışında da tekrar hatırlatmak istiyorum, videoyu ilk kez izleyenler, haber olmayanlar için. Burada Twitter hesabı açtım. MY kripto para diye, MY alt çizgi kripto para diye. Bazen hani video çekmek zor olduğu için buradan hızlıca bilgi veriyor olurum. Bir de yer kaldı mı bilmiyorum. Bu hafta sonu bir eğitimi duyurmuştum. Belki bir iki kişilik yer kalmıştır. Hani olmadıysa da başvurabilirsiniz. Sonraki haftalarda çünkü tekrarlayacağız. Bir kripto para, sanal para eğitimimiz var. Buradaki konuları bahsediyoruz. Onun dışında da başka şeylerden bahsediyoruz. Öyle bir eğitimimiz var. Hafta sonu ona katılabilirsiniz. Son olarak da eğer Binance TR'den ya da Binance Global'dan hesap açmadıysanız buradaki Binance referans kodu com sitesine giderek Türkçe Binance TR için buradan, Global içinden buradan açabilirsiniz. Son dönemde danışmanlık verdiğim kişileri Binance'e yönlendiriyorum. Nedeni şu: Binance'de hem daha fazla para var, seçenek var, hem daha fazla yatırım aracı var, ödül alabildiğiniz sistemler var. Hem de burada komisyonlar vesaire çok daha düşük olduğu için işte Türkiye'deki bir bankadan Binance TR'ye parayı hızlıca gönderiyorsunuz. Oradan da globale aktarıp globalde bulunan bir parayı hızlıca alabiliyorsunuz. O yüzden Binance üzerinden işlem yapmayı tercih ediyorum son zamanlarda. Buradaki linkleri kullanırsanız, burada referans kodları var. Bu referans kodlarıyla size alım satımlarda komisyon indirimi yapıyor. Ona da dikkat edin. Bazı YouTube kanallarında referans kodu koyuyorlar ama hepsini kendisine alıyor. İndirimden yararlanmıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman altta size göstereyim örnekle. Bir kez daha tıklayacağım. Çünkü benim girişimi gördüğü için önce bir çıkarttı beni. Şunu göstermek istiyorum size. Bakın, şöyle bir bilginin geldiğine dikkat edin. Yani üye olduğunuzda komisyon geri ödeme oranınız hem Türkçe TR Binance'te hem de Global Binance'te böyle bir oranın geldiğine dikkat edin. Benim referans kimliklerimle girerseniz bunu sizinle paylaşıyorum. Ona dikkat edin diye söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyeyim.